Sayın Divan, çok değerli il başkanım, milletvekillerim, parti meclisi üyelerim, sayın genel başkan adayım, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımızın sayın genel başkanı, değerli kadın kolları il başkanım, gençlik kolları başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli üyeleri, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Zaman dar, o yüzden belki de şimdiye kadar yaptığım en kısa kurultay kongre konuşmalarından bir tanesini yapmaya niyetliyim. Öncelikle bugün burada olmak, bu ilin Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilinin olması, divandaki Sezgin Tanrıkulu'nun ilin milletvekili olması benim için çok anlamlı. Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteriydim. Sezgin Tanrıkulu'yla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde göz gözü görmeyen bir karanlık günde tanıştık. Bir operasyonda, bugün de aramızda olan, bazılarının aramızda olduğu 40'a yakın eczacı arkadaşımızı aldılar, götürdüler. Duyar duymaz geldim. Kavga dövüş içeriye girdim. Sezgin Tanrıkulu da hem avukatları hem dönemin baro başkanı olarak oraya geldi girdi. Orada tanıştık. 3 gün adliyedeki odasında zaman geçirdik. Beni ağırladı. Birbirimizi yakından tanıdık. Onun bir meşhur lafı vardır, hep söyler. Ayrılırken dedi ki, başkan sen çok esaslı bir adammışsın. Bundan sonra da görüşelim. Sonrasında 2010'da partimize katıldı, genel başkan yardımcısı oldu. 2011'de parlamentoda buluştuk. Hep birlikteydik. İnsan hakları aktivisti olarak tanıdığımız Sezgin Tanrıkulu ile birlikte partimizin insan hakları ihlallerine karşı, tüm hak ihlallerine karşı, cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı, bölgedeki ihlallere karşı birlikte ses yükselttik. Elbette Türkiye'nin dört bir yanına gittiğimizde Sezgin Tanrıkulu ile ilgili şöyle eleştiriler de oluyordu. Sezgin Bey neden İstanbul'dan aday? Neden Diyarbakır'dan değil? Ben de diyordum ki o gün de gelecek. Bir gün Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'dan seçime girecek ve partimizden seçilecek. O gün, bugün de arkadaşlar, kendisini de sizleri de yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben herhalde Diyarbakır'a Sezgin Tanrıkulu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi adına en çok gelen giden birkaç isimden bir tanesiyim. Burada il başkanımızın şahsında, ilçe başkanlarımızın şahsında, Cumhuriyet Halk Partisi için bu zor coğrafyada bu büyük mücadeleleri için bütün örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da siyasi temsilde bulunmak, haksızlıklara karşı ses yükseltmek, doğru yerde durmak bazen başka taraflardan başka yorumlanabiliyor. Ama bir kere Diyarbakır'ın geçmişte hep söylediğimiz ve hep söyleyeceğimiz bir şeyin altını çizelim Diyarbakır'dan. İki şeyin rengi olmaz. Bunlardan biri bir ananın gözünün yaşıdır. Birisi de emekçinin alnının teridir. Bunun Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi, sağcısı, solcusu olmaz. Anaların gözünden yaşların süzülmeyeceği, emekçinin alnının, terinin hakkını alacağı yarınlara birlikte yürüyeceğiz arkadaşlar. Yarınları hep birlikte kuracağız. Gaffar Okkan'ı, Ape Musa'yı, Tahir Elçi'yi ve isimlerini anamadığım, hepimizin kayıtlarına hep birlikte ağladığımız nice değerlerimizi saygıyla anmak lazım. Ve şu sözü tekrarlamak lazım. Barışa, demokrasiye, kardeşliğe, özgürlüğe dair ne varsa hepsi bizimdir ve bu talepler asla suç değildir. Diyarbakır'ın barış ve kardeşlik talebinin karşısında sizinle birlikte saygıyla eğiliyorum. Ülkeyi bugünlerde geçmişte Kürt sorunu benim meselem diyen birisi yönetiyor. Biz
ittifakız, iç içeyiz dedikleri, Kürt sorunu yoktur artık. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorunun olduğunu inkar ediyorlar. Onların savruldukları yer bir yana, biz Kürtlerin kimliğine, dillerine, kendilerini ifade etmelerine ve her türlü ayrımcılığa karşı, bugüne kadar uğradıkları her türlü haksızlığa karşı Kürt sorunu görüyor, biliyor ve gerçekten siyasi istismar konusu yapmaksızın çözmek, bu yolda yürümek üzere söz veriyoruz hepinize arkadaşlar. Söz veriyoruz. Bazı illerin, bazı seçmenlerin belediye başkanı seçebildiği, bazı seçmenlerin seçemediği bir ülkeye demokrasi denmez. Manisa'da oy atıp belediye başkanı seçebilirsin, İstanbul'da seçebilirsin, Osmaniye'de, Yozgat'ta, Trabzon'da seçebilirsin ama Mardin'de, Muş'ta, Van'da, Diyarbakır'da olunca sen seçersin, ben görevden alır bildiğimi atarım. Böyle bir demokrasiyi, kayyum demokrasisini, demokrasiye vurulan kayyum hançerini reddediyoruz. Ayrıca hangi partiye oy verirlerse versinler, Diyarbakırlıların verdiği oyların Türkiye'nin dört bir yanındaki oylar kadar eşit, özgür oylar olduğunu biliyoruz. Onların temsilcilerine farklı muameleler uygulanmasını da asla doğru bulmuyoruz. Elimde değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi diye ifade ettiğimiz bir tutum belgemiz var. Şüphesiz 81 ilde 975 ilçeden çağrıldığım her yere yetişerek, Diyarbakır'ın ilçelerine kadar hep birlikte geçtiğimiz süreçte, 2019 yerel seçimlerinde 41 ilde 247 aday tanıtmış, ardından 500'den farklı yerde konuşmuş, sadece 14 Mayıs 28 Mayıs arası 33 tane mitingi 11 ilde yapmış bu partinin bir evladı olarak, 28 Mayıs gecesi sizlerle birlikte çok üzüldük, çok yıprandık, çok yıkıldık. Diyarbakır'da adayımızın, Sayın Genel Başkan'ın aldığı oy önemliydi. Bir milletvekili çıkarmak önemliydi. Ama 100 yılın seçimi dediğimiz ve bu seçimin sonunda bu ülkenin başında Cumhuriyet'e, onun kurucu kadrolarına, Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e husumet duyanlar yönetimde olmayacak diye çıktığımız yolda uğradığımız seçim yenilgisi hepimizin boynunu büktü.